Neden öyle düşündün? Belki sen de kendini çok büyük bir fırtınanın ortasında hissettin. Evet, belki devam önceden et. kırılmış dalgalar teknenin üzerinden aşıyor, hiçbir yere gidemiyor. Sığınacak bir liman bulabilmek için dua ediyor. Çünkü başka kurtuluşu olmadığını biliyor. Peki söylesene, sonra psikolog olacaktır belki. Ne dersin, doğru mu söylüyorum? Tam isabet, doğru tahmin. Hadi gel de işimi yapayım artık, vaktimizi harcamayalım, hadi gel. Belki de yanlış kadınla evlendin. Belki de artık çeneni tutsan iyi olur. Hangi açıdan? Belki de çok büyük bir fırtınanın ortasında kaldın. Dalgalar kabarıyor, yelken direği kırılmak üzere ve kaçacak hiçbir yer yok. Sadece sığınacak güvenli bir yer arıyor, belki de ağlamak için saklanıyor. Belki de bir psikologtur ha? Buldun, işte bu. Şimdi işimi yapmalıyım, artık başlayalım hadi. Belki de yanlış kadınla evlendin. Sözlerine dikkat et. Ne gibi? Belki sen de büyük bir fırtınanın ortasındasındır. Ha, evet. Gökyüzü üstüne üstüne geliyor. Dalgalar küçük kayanın üzerinden geçiyordur. Küreklerin kırılmak üzere. Altına ediyorsun. Limana ulaşabilmek için yalvarıyorsun. Yapman gereken kayıktan inmek. Belki de bu yüzden psikologsundur. İşte bu. Doğru bildin. Şimdi işimi yapmama izin ver. Beni şaşırttın. Hadi başlayalım. Belki de yanlış kadınla evlenmişsin. Belki de laflarına dikkat etmelisin. Nasıl yani? Bilmiyorum, fırtınanın ortasında yeni bir başlangıç olabilir. Ufuktaki gökyüzünün rengi umutsuzluğunu yansıtıyor, çaresizliğini simgeliyor. Sanki işlenen bir suçtan kaçar gibisin, belki kaçıp kurtulmak istiyor gibisin. Belki bu yüzden psikiyatrist oldun. Bingo, işte bu. Şimdi işimi yapabilir miyim? Sıra bende evlen. Hadi. Belki yanlış kadınla evlendin. Dinle, hakim olmalısın. Hangi açıdan? Yani büyük bir fırtınanın ortasındasın. Lanet bir fırtına. Evet, belki. Gökyüzü tepene düşüyor. Dalgalar küçük tekneni parçalıyor. Alabora olmak üzeresin. Pantolonunu işemişsin. Limanı bulmak için ağlıyorsun. Kurtulmak için yapman gerekeni yapıyorsun. Ya da bu yüzden psikolog oldun. Tam isabet, işte bu. Şimdi bırak işimi yapayım. Beni durduruyorsun, hadi. Belki de yanlış kadınla evlendin. Belki de şu çeneni kapamalısın. Hangi anlamda? Bir fırtınanın ortasında olabilirsin. Çok güçlü bir fırtınanın. Evet, gökyüzü kafana iniyor. Dalgalar sandalın üstünden geçiyor. Küreklerin kırılmak üzere hatta. Korkudan altına yapıyorsun ve sığınacak liman arıyorsun. Kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Belki de bu yüzden psikolog oldun. Tam isabet. Bu kadar. Şimdi artık işimi yapacağım. Beni yavaşlatıyorsun. Hadi. Yanlış kadınla evlenmiş de olabilirsin. Söylediklerine dikkat et bakalım.